Evet. Sorma ya, İrfan yaptı. Hadi karıcığım, ne söyleyeceksen söyle de gidelim. İnsanlara yardım etmek çok güzel bir duygu. Öyle değil mi insan? Evet Sevincim, çok güzel bir duygu. Şimdi de benim yardım etmek istediğim tek şey boş midem. Yani şimdi sen bu ödülü kazanmamış olsan da gençlik merkezini tekrar açmak isterdin, değil mi? Sevinç, sen beni hala tanımadın galiba. Bu yaptığım yardımın alacağım ödülle hiçbir alakası yok. Bunu duyduğuma sevindim. Güzel, hadi hazırlan da gidelim. Çünkü ödülü kazanamadım. Ne? Ödül komitesinden bir arkadaşın aradı. Aslında sonuçları yarın söyleyeceklermiş ama senin önceden bilmeni istedi. Yani kaybettim. İhsan, bunda kaybetmek diye bir şey yok. Ödülü kazandın mı Sevinç? Hayır. Demek ki kaybettim. İhsan, bu bir oyun değil ki. Alçaklar, bunu bana nasıl yaparlar ya? Sana kimse bir şey yapmadı ki İhsan. Evet, yapmadılar. Ödülü vermediler. Eminim en çok hak edene vermişler. Hayır efendim. En çok hak edene verselerdi ben alırdım ödülü. Kime vermişler? Onu söylemedi. Kesin Cavit'e vermişlerdir. O tuzu kuru temizlemeci bozuntusu ödülü alabilmek için komitedekilerin kayınbiraderlerinin komşularına kadar herkesin donunu temizlemiştir. Olsun sen. Önemli olan senin yaptığın yardım. Güzel. Yardım hala yapılmadı. Ve yapılmamış en büyük yardım olarak kalacak. Ama insan söz vermiştin. O zaman sana bir söz daha veriyorum. Söz, bir daha hiçbir zaman 10 milyar lirayı sokağa atmayacağım. Yani şimdi bu gençlik merkezi bir hiç oldu. Asıl benim ödül hiç oldu. Yani şimdi bu gençlik merkezi işi yatar. Evet, ve mışıl mışıl uyur. Madem ödülü alamadım. Şu ödülü unutsan artık. Nasıl unuturum Sevinç ya? Nasıl yaparlar böyle bir şey ya? Bu Cavit denilen alçak ödülü resmen satın aldı. Bu iğrenç bir şey. Yani aklın hayalin alamayacağı bir şey. Ben böyle gidiyorum. Bir şey... Nereye gidiyorsun? Beyefendi babam mı olurlar? Yok, hayır. O zaman nereye gittim üstlerine vazife değil. Sevinç, nereye gidiyor bu? Amcasının kızına gitmesi için izin vermiştin ya, unuttun mu? Fikrimi değiştirdim, hiçbir yere gitmiyor. Mutfağa gir, yemek yap, çabuk. Hani beni yemeğe götürecektin? O konuda da fikrimi değiştirdim. Ama ben değiştirmedim, gidiyorum. Hayır, hiçbir yere gitmiyorsun ve bunu sana söyleyen patronun. Sıkıyorsa engelle. Bunu söyleyen de şampanya. Çünkü menekşe asla patrona dayılanmaz. Sevinç, hizmetçi öldürmek hala kanunlara aykırı mı? İhsan, neden gençlik merkezi için verdiğin sözü tutmuyorsun? Çünkü bunu yaparsam Cavit'in düştüğü durumdan daha kötü duruma düşerim. Bir açıklama yapman gerekecek. Derhal açıklayayım. Cavit bütün o yardımları ödül kazanmak için yapmadı mı? Öyle diyelim. Tamam, ödül kazanmak kaybetmekten daha iyi bir şey değil mi? Evet öyle. O zaman benim bütün bu yardımları ödülü kaybetmek için yapmış olmam, kazanmak için yapmış olmamdan daha kötü değil mi? Harika bir açıklama yaptın İhsan. Bravo. Kesinlikle. O zaman konu kapanmıştır. Gençlik merkezinin kapıları gibi.